Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Uzunca Burç'tayız, yine Mersin'deyiz. Birlikte gezelim. Arkamdaki yapı Kuzey Kapısı olarak adlandırılıyor. Uzunluğu 30 metre civarındaymış. Depremde zarar görmüş ve tekrar onarılmış. Sonuç olarak hala güzel bir şekilde korunmuş. Kapının üst bölümlerinde heykel koymak için 2 adet sütun varmış. Ama buradaki şu an yok olmuş. Bu sağlam hala duruyor. Burası da kapının ön kısmı. Üzerindeki yazıtta depremden zarar gördüğü ve onarıldığı da yazıyormuş. Burası da yine çok bakımsız kalmış yerlerden biri. Mersin'e gelip Mersinli bir tanıdığınız olmadığı sürece böyle bir yerin varlığından bile haberinizin olmayacağı bir yer. Türkiye'nin en büyük eksiklerinden böyle yerlerin tanıtımının yapılmamış olması. Burası da buraya adını veren Uzunca Burçlar. Helenistik dönemde buraya mesafesi 4 kilometre olan Olba Antik Kenti'nin ibadet merkezi olarak yapılmış burası. Roma döneminde de ayrılarak kendi özerkliğini kurmuş ve kendi için para basan bir yer olmuş. Helenistik dönemde Türkler buraya yerleştikten sonra buranın sembolü olan bu burçlardan yola çıkarak Türkler buraya Uzunca Burç adını vermişler. Burada böyle bir kapı var. Şu anda desteklenmiş. İnanılmaz güzel bir yapı. Bu sütunların üzerinde heykeller olduğu düşünülüyormuş. Çünkü Soli Pompei Polis diye bir yer daha var. Orada da kalıntılar bulunmuş ve burası bulunduktan sonra oranın kalıntılarıyla eşleştirmişler ve böyle bir sonuca varmışlar. Buradaki sütunlarla çok güzel görüntüler elde etmek mümkün. Dikdörtgen şeklinde
tamamen sütunlarla çevrili. Çok güzel bir yer. Bu kısım buranın en önemli su sistemlerinden biriymiş. Ön kısmında bir havuz bulunuyormuş. Şu yan kısımlarda suların aktığı bir sistem varmış. Buranın sisteminde çeşitli heykeller bulunduğu düşünülüyormuş. Ve uzun yıllar boyunca güçlendirilerek tekrar kullanıldığı tespit edilmiş. Şurada da su kanalı sistemleri görünüyor. Burası Silifke'ye 38 kilometre uzakta. Biraz uzak ama yollar gayet güzel. Gelirken çok güzel manzaralarla karşılaşabilirsiniz. Ve yol boyunca da bir sürü gezilmesi, görülmesi gereken yer görüyorsunuz. Biz şimdi bulabilirsek böyle yerlere de devam etmek istiyoruz. Burası bu kadardı diyelim. Bir sonraki durakta görüşelim. Burası da az önce bahsettiğim Olba kenti. Yolun kenarında fazla bir kalıntı yok maalesef. Kısımda kazı yapılmış. Burada yöre halkı fazla önem vermediği için her yerinde yaşam var hala. O yüzden yerlerde keçiler otluyor. Daha önce gezdiğimiz Kanlı Divane'deki gibi buranın taşları yine bu şekilde kırmızı. Bu tarafta da kazı devam ediyor. Hemen yan tarafta da bir köy evi var. Kazılar bu şekilde devam ediyor. Burası bir antik tiyatro tarzı bir yer herhalde. Buraların en büyük sorunlarından biri kesinlikle bir tabela anlatan bir şey yok. Sadece neresi olduğu yazıyor. Olba'nın tam karşısında da yine mezar olduğunu tahmin ettiğim kayalara oyulmuş alanlar var. Şekilde tam karşısında. Şurada da küçük bir kalıntı var.
muhtemelen halkın tahribatıyla hiçbir şey kalmamış bir süre sonra. Onlarda tabii ki küçük küçük şeyler var. Hala. Burası da bu şekilde diyebiliriz, küçücük 3 dakikalık bir alan.
İzlediğiniz için teşekkürler. Bizi beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.